NATO zirvesi öncesi Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlı. Türkiye AB kapısında bekletiliyor dedi. F-16 konusunda ama bizim kongremiz var diyorlar. Biz de İsveç'in üyeliği meclisten geçmedikten sonra ben dedim oldum diyemeyiz diyor. Onların kongresi varsa bizim meclisimiz var. Amerika'ya F-35 için ödediğimiz $1,450 milyon bir para var. Daha bunun karşılığını almadık diyor. Yani F-16'yı bize vermiyorlar. F-35'i de ödediğimiz paraları vermiyorlar. Biz de oradan çıkarmışlardı. Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacak. NATO tarihinin ilk kez terörle mücadele özel koordinatörü atanacak. İsveç, Türkiye'nin AB sürecini, vize serbestliğini ve gümrük birliğinin güncellenmesi çabalarını destekleyecek değerli izleyiciler. Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri İsveç, Türkiye'nin AB sürecini destekleyecek. Biden, Erdoğan ve Türkiye ile çalışmaya hazırım diyor. Kristersson, İsveç Başbakanı, çok mutluyum İsveç için, güzel bir gün dedi. Gördüğünüz gibi burada da hemen şu haritada gösterelim. Rusya gördüğünüz gibi tam şu sınır burada. İskandinav ülke yukarıda, Finlandiya NATO'ya girdi. İsveç girecek. Hemen altta da gördüğünüz gibi Ukrayna var. Tabii ki bunlar önemli. Amerika NATO'yu genişletiyor. Yani 1990'larda Soğuk Savaş bittikten sonra eski Çekya, Çekoslovakya, Romanya, Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Estonya hepsini NATO'ya kattı diyelim.